Evet, hepinize günaydın. Merhabalar. Bugün ayın 12'si, yani 12 Aralık 2017 günlerden Salı ve bu ayı da hemen hemen yarıladık. Az kaldı. Evet, bugününüz dünden inşallah güzel olur. İnşallah bugünkü ödülünüz sağlık, sıhhat, sevgi ve güzel haberler olur diyelim. Ve şunu da bir arka tarafa atarsam rahatlayacağım. Evet, diyelim ve bugünkü programa da başlayalım. Hastalarımıza şifa, bütün karakollarımızda ve sınır boylarımızda bizleri bekleyen ve bu vatanın geleceği için nöbet tutan bütün askerlerimize de buradan sevgilerimizi gönderelim. İyi ki onlar var, onlar olmasa durum malum ortada. Ondan sonra sesimizin ulaştığı, görüntümüzün yetiştiği, görüntümüzle karşı karşıya olduğunuz her yere de merhaba diyelim. Bir kez daha merhabanın anlamını biliyorsunuz araba. Merhaba, benden sana zarar gelmez. Ama bir bakıyorsunuz, insanların birbirine öylesine zararları var ki. İnsanların birbirlerine zararları var, kendilerine zararları var, yaşadıkları kente zararları var, yaşadıkları ülkeye zararları var, dünyaya zararları var, çevreye zararları var, hayvanlara zararları var, var da var. Ama bir bakıyorsunuz ki bir hayvanın doğaya hiçbir zararı yok. Zararı sadece kendine. O da zararlı derseniz. Onun için lütfen bugün de yine ilk başlarken böyle başlayalım ve insanlara kızdığınızda onları hayvan sıfatlarıyla onurlandırmayın bazılarını. Lütfen. Bırakın onlara, böyle bir yaratık onlar. Çünkü şey, haberlere bir bakıyorsunuz. Dün ne oldu, bugün ne oldu? Dün birileri ne diyordu Türkiye için, bugün ne diyor? İşte orada seçilmiş olmanın verdiği avantajla, Amerika'da seçilmiş olmanın ve büyük devletim edasıyla ben dünyayı yönetirim diye düşünen kişiye şimdi kalkıp da ey Ceylan bakışlı desen, yazık değil mi Ceylan'a ya? Ya da farklı bir sevmediğiniz bir hayvanın ya da kötü olarak bildiğiniz bir hayvanın sıfatıyla ona şey yapsanız, bir sıfat yapıştırsanız, yakıştırsanız ya da o hayvana günah değil mi diyelim ve başlayalım. Çünkü şey demiş ki, Cumhurbaşkanı da demiş ki sen çalarsın, sen oynarsın. Sen çalarsın derken ben ilk başlığı görünce Milliyet Gazetesi'nde farklı algıladım. Dedim ki orada da mı bir yolsuzluk oldu acaba? Ki orada yolsuzluk oluyor mudur, olmuyor mudur? Pek Amerika gündemini takip etmiyoruz ama bizde yanına kaldığı için çalanın, onun için sorun yok. Orada ne var, orada ne yok diye onu bilmiyoruz. Ama şu, sen çalarsın, sen oynarsın demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili bu kararı asla tanımıyoruz, tanımayacağız demiş. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nca düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ü Müslümanlara ve diğer dinlerin mensuplarına zindan edenler ellerine bulaşan kanı asla temizleyemeyeceklerdir. Amerika Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla işte dökülen bu kana ortak olmuştur dedi. Evet, orada dökülen kana ortaktır. Eyvallah, yıllardır orada kan dökülür. Yıllardır Orta Doğu kan gölüne geldi, çevrildi. Ama kimsenin şeysi yok. Çünkü Orta Doğu lanetli bir bölge. Ve Orta Doğu'da Araplar, yani özellikle o Arap kesimi birbirini sokar. Şimdi biz Kudüs için Türkiye'nin dört bir yanında, her yerde sağcısı, solcusu, ateisti, Müslümanı, inananı, inanmayanı tek bir vücut oldu Kudüs konusunda. Bir de o ülkelere bir bakın bakayım, kaç vücutlar. Zaten vücutları yok, vücutları olsa zaten belki dersin ki hani 40 yılda bir beyin çalışır. Yok, vücut yok. Bir bakın bakayım hangi bir tanesi bizim gibi uğraşıyor bu işle. Yok. Niye? Çünkü onlar paraları daha çok, onların kafalar farklı şeylere çalışır. Bilmiyorum, böyle Arapları iyice araştırdınız, ettiniz mi? Şey, eski ortağım olsaydı Nihat Toklu Araplardan böyle bir şey örnek verirdi işte. Arapların bize yardım ettiği bir örneği verirdi. Libya'yı getirir, orta bana böyle masaya koyardı. Libya Kıbrıs Savaşı sırasında 74. Kıbrıs Savaşı sırasında uçaklara petrol vermiş. Evet, biz hangi Araplardan söz ettiğimizi pek anlamıyorlar sanıyorum zaman zaman. Nihat abiye de zor anlatmıştık ama neyse.
ağaç bulamayacaklar demiş yine şey Sayın Cumhurbaşkanı. Trump'ın açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs'te İslam dünyasını da bağlamaz. Kudüs'ü de İslam dünyasını da bağlamaz diyen Erdoğan, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin'e kadar mücadele bitmeyecek dedi. İsrail'e de sert çıkan Erdoğan, kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar yarınına arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklarını bilmelidir diye. Yarın arkalarına saklanabilecekleri ağaç dahi bulamayacaklar diyor. Yani diyor ki bugün diyor sizi diyor lobilerin şeyleriyle, baskılarıyla diyor. Hani burayı Kudüs'ü ben başkent yaptım, ben öyle seçtim diyen Trump da diyor yarın öbür gün diyor tek kalacak diyor. O inşallah öyle olur. Yani güçler dengesi bir böyle kendisini gösterir. Bakın tek şeyli rejimlerde, tek güçlü rejimlerin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Şimdi Amerika biraz olsun, Trump biraz olsun bilse ki dünyada bana karşı bir cephe oluşacak, bundan dolayı ona göre davranır. İşte onun için tek sistemli yönetimler, yani tek kişilik sistemli yönetimler hiçbir zaman fayda getirmemiştir, getirmeyeceklerdir de. Dün toplantı insan haklarıyla ilgiliydi Sayın Cumhurbaşkanı'nın toplantısı. Ondan sonra da Rusya Devlet Başkanı Putin geldi. Putin'le de görüştü. İnsan hakları efsanesi diye Erdoğan dini, kültürel, sosyal, siyasi, ekonomik alanlarda insan hakları başlığı altında değerlendirebilecek pek çok reforma biz imza attık. Bizim bu çıkışımızı Batı sessiz devrim diye niteledi. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yaşanan insani dramlar karşısında duruşu başlı başına bir insan hakları efsanesidir dedi diyor. Suriye ve Irak'ta yaşanan insan hakları konusu, insani dramlar karşısında doğrudur. Ondan sonra Rusya Suriye'den kısmen çekiliyor diye haberi var. Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'dan önce gerçekleştirdiği Suriye ziyaretinde Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı verdiğini belirtti. Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek. Rusya'nın Tartus ve Himeymim üstlerinin de faaliyetleri kalıcı olarak sürecek. Haberde böyle bir şey var. Dün bu haberleri bayağı da izledik hepimiz sanıyorum. Evet, Hürriyet gazetesine bir geçelim arkadaşlar oradan. Çünkü Hürriyet daha farklı bir şey vermiş. Türkiye ile çözeceğiz diye manşette var. S-400'ler bu hafta bitecek. İki lider dün akşam Ankara'da bu yıl içerisinde 8. kez bir araya geldi. 8. kez olmuş. Bak 7 miydi 6 mıydı diye tartışıyorduk değil mi? 8 olmuş. Noktayı koyduk 8. Erdoğan görüşmede kredi konusunda anlaştıklarını, Rusya'dan S-400 alımının bu hafta içinde bitirileceğini söyledi. Rusya Başkanı Putin Suriye'de siyasi çözüm için Türkiye ve İran ile birlikte çalışacaklarını söyledi. Rus lider dün bölge ülkelerini dolaşıp Ankara'da Erdoğan'la bir araya geldi. Rusya lideri Putin dün sürpriz bir şekilde Suriye'ye gidip Devlet Başkanı Bashar Esad'la bir araya gelerek askeri harekatın sona erdiğini duyurdu. Terörizmin yok edilmesi için yardım eden Türkiye ve İran ile Suriye'de hayatın normale dönmesi için çalışacağımızı ümit ediyorum. Uzlaşı sürecinin çalıştırılması için Suriye Halkları Kongresi'nin toplanması önemli diyen Putin daha sonra Mısır'a geçti. Temaslarının ardından Ankara'ya gelen Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu. Geçen ay Soçi'de alınan kararlara yönelik atılan adımları değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, siyasi sürecin ilerletilmesi bağlamında ne gibi ilave adımlar atabileceğimizi de istişare ettik dedi. Putin de önümüzdeki yıl başında yapılacak Suriye Ulusal Kongresi hazırlıklarını görüştüklerini söyledi. Haberi var burada. Öte yandan yine Milliyet Gazetesi'ne böyle bir göz atıyoruz. Milliyet Gazetesi'nde diyor ki Irak ordusu YPG ile anlaştı. Irak ordusu ile DSG arasında yapılan sınır güvenliği anlaşması SDG'nin resmi sayfasında görüntülü ve fotoğraflarla duyuruldu. Şimdi bakın. DSG, işte YPG, işte İGS bilmem bunlar var ya gerçekten insanın kafasını iyice karıştırıyor. Yani kim nedir, kim nerededir bilmem ne. Aynen bizim neye benziyor biliyor musunuz bunlar? Sınavlar var ya okullardan bir başka okula geçiş sınavları. Mesela ortaokuldan liseye midir, LGS midir, LYS midir, DYS aynen onun gibi.
Ya bunlar da nereden nereye geçtiğimizi bilmiyoruz gerçekten. Üniversite sınavlarındaki işte bilmem ne hazırlık gibi bir şey. Irak yönetimi YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri, DSG, Demokratik Suriye Güçleri'ymiş. Ben bunu bir yere yazayım yoksa almaz bu. Hakikaten yarın öbür gün başka bir şey çıkacak, onu mecbur yazacaksınız oraya. DSG ile Suriye-Irak sınır güvenliği konusunda anlaşma imzalandı. Irak ordusu sınır güvenliğini sağlama amacıyla YPG ile doğru değil mi? YPG ben şey değil yani. LPG değil. YPG. LPG olsaydı ne oluyordu? Farklı bir şey oluyor değil mi? Ortak koordinasyon merkezi kurarken Amerika Birleşik Devletleri, İngiliz ve Fransız askeri uzmanları değil zor da Arap aşiret liderleri ve YPG'li askeri yetkilileriyle bir araya geldi. Bir taraf, bir tarafla öbür taraf, öbür tarafla öbür taraf, öbür tarafla. Allah sonumuzu hayretsin. Vallahi Allah sonumuzu hayretsin. Dün ben programda hemen vermiştim. Bu İstanbul Ticaret Sanayi Odası Başkanı'nı, İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın onun da bugün göz göre öldü diye yani Türkiye'deki insan yaşamı açısından. Şimdi diyeceksin ki oradan oraya nasıl geçtiniz? Orada da aynı insan yaşamı, burada da insan yaşamı. Durum böyle. Ya bir yönetmeni bir figüranın vurduğunu hiç duydunuz mu? Bir yönetmeni bir figüran vurdu. Aynen filmlerdeki gibi, dizilerdeki gibi. O da oldu Türkiye'de ve büyümüşüz. Türkiye öylesine büyümüş, öylesine büyümüş ki Çin'i geride bırakmışız. Büyümeyizin de Avrupa ülkeleri zaten yerle bir de biz öyle büyümüşüz ki 11,1. Ama bu nasıl bir büyüme, nedir, ne değildir biliyorsunuz. Rakamlara pek kafam çalışmaz ama şunu düşünüyorum. Benim cebimdeki para büyüdü mü, küçüldü mü? Ben ona bakıyorum. Bugün sabah gelirken otobüste de gelebiliyorsak tabii. Otobüste gelirken çünkü istediklerine kafalarına göre servis şeyi sabah seferlerinde istediklerini uzatıyorlar, istediklerini de şey yapıyorlar, kaldırıyorlar. Mesela 16 TC16 vardır. TC16 haftanın bazı günleri gelmez. Birinci ilk araç gelmez. 16A gelir. İkinci peşindeki 16A'dır. Gelmez. Niye? Kafasına göre. Ya burası Türkiye. İsteyen istediği gibi kural falan hikaye. Ha ben yaptım oldu sistemi bu çoktur. Bunu yaşıyoruz zaman zaman. Dün de yaşadık. Bugün de yaşadık. Yaşıyoruz da. Yani yaşayacağız da. Niye? Onlar bir şey düşününce sanıyorlar ki herkes o düşüncenin peşinde ve herkes onu biliyor. Şimdi ben bir şey düşündüm ya sanıyorum ki siz de biliyorsunuz aynısını. Ben düşünce değil. Bu uygulamaya koyuyorum ama sizin haberiniz yok. Önemli değil. Niye? Ya ne olacak bu hayatımız zaten böyle birilerinin aldığı kararlarla öyle gidip gelmiyor mu? Haberin olmuş olmamış ne olur işte o saatte ah diyorlar bu böyle bir karar aldık diyorlar. Lay lay lom hayat. Aynen öyle. Şimdi bu lay lay lom hayatın içerisinde gerçekler de var. Acı gerçekler var. Bir gün o insanlar o gerçeklerle baş başa kaldığı zaman film kopuyor işte o zaman. Yönetmen istediği senaryoyu çekemiyor. İstediği şeyi bölümü çekemiyor. Şeyin nedir? Kameranın şarjı bozuluyor. Şarjı şöyle koymuşlardı. Oysa bu tarafı çekmesi lazım. Böyle çekmesi lazım. Olmuyor. Bozuluyor işte. O zaman ne oluyor? Gerçeklerle yüz yüze kalıyorsun. Niye? Daha önceden şarjının o tarafa çevrileceğini söylememişsin. Olaya böyle bakalım. Şimdi Türkiye %11 büyüdü. Cebinizdeki parada ne kadar büyüme var bilmem. Ekonomiden anlamam. Dedim ya sabah otobüste gelirken baktım bir vitrinde bir simit 1 lira 25 kuruş. 4 kişilik bir aile. Ben böyle hesap yapıyorum. Yani çoban hesabı. Bizde çoban hesabı derler buna. 1 lira 25 kuruş bir tane simit. 4 kişilik bir aile sadece simit yiyecek. Sadece simit. Başka hiçbir şey yemeyecek. Sabah kahvaltısı 1,25 255 lira. Artı öğle yemeği 5 lira. Artı akşam yemeği 5 lira. Eşittir 5 10 15 TL. Çoban hesabı. 30 gün yemek yediler miydi bunlar? Yok 5 10 15 evet 15 lira. 30 gün yemek yediler miydi? 450 lira.
Asgari ücretten 450 lirayı çıkın, ondan sonra yaşamaya devam edin. Yok, hiçbir şey içmeyin. Sadece simit yiyecekler. Çay, ulan sen o kadar lüks mü oldun ya? Serdar diyor ki burada, kameraman arkadaş diyor ki, ya diyor çay may yok mu yanında? Yok ya. Bir de Hindistan cevizli süt verseydik sabah yanında ya. Vallahi, ya da portakal suyu. Kamu spotlarında var ya, portakal suyu yiyin için işte şey yap. Tamam eyvallah, portakal suyu içelim. Portakal suyu, portakal yiyelim de. Mani mani mani. Nerede 75 kuruş? Pazarda ben bu pazar günü pazara gittim. Pazar fiyatları nedir diye. Portakal 1 lira. 1 liradan aşağı portakal pek yok. Mesela domates, bu pembe domates var 7 lira kilosu. 8 lira. Bir bağ karalahana 1 lira. Bakın üretici değil. Üreticiye asla sözüm yok. Maydanoz 50 kuruş. O maydanozu ben balkonumda yetiştirsem bir daha 5 liradan aşağı vermem o bağını. Bu ayrı boyut. Arada kim malı götürüyor, ben onu merak ediyorum. Şimdi biz simitten yola çıktık, nereye geldik? Türk ekonomisini sorgulamaya başladık ama sorgulamıyoruz gerçekten. Şimdi günde 4 kişilik bir aile sadece simit yiyor. Bakın yanında hiçbir şey yok. Yiyeceği şey, yatacak yok, barınma yok, eğitim yok, sağlık yok, giyinme yok, şu yok, bu yok. Hiçbir şey yok. Hani çıplak maaş diyorlar ya. Çıplak yemek bu. 450 lira. Şimdi yüzde kaç büyümüşüz onu siz hesaplayın. Çoban hesabı bu. Şimdi bakın, çobanlıkta sürü kalabalık olur ya, sürünün bütününün olup olmadığını nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Sürünün içerisinde bazı işaretledikleriniz vardır. Çünkü onlar kendilerini belli ederler. Toplumda da bazen böyle bunun neler vardır. Bazıları da vardır böyle. Kendini belli eder ama ağırlığıyla. Bazıları cıppadanaklığıyla, ben ona cıppadanak derim. Ha, burunlar ağa böyledir. Yürürken ağa böyle yürürler. Kendilerinden sonra gelen farklı bir boyutta gelir. Tamam, öyle işaretlerseniz, onlar varsa sorun yoktur. Şimdi burada çoban hesabı bu. Bu çoban hesabı. Bakayım siz neler düşünmüşsünüz bununla ilgili. Sizlerden gelen verde ne var? İsa Akbulut günaydın, iyi yayınlar demiş. Mustafa Kök günaydın demiş. Kadir Kaya günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş. İlker Akçay günaydın, iyi yayınlar demiş. Aa, bunlar güzel dilekler. Ama ben bu sabah sosyal medyadaki arkadaşlarımın paylaşımını sizle paylaşmadığım için özür diliyorum. Çünkü onlar buna bir emek veriyorsa benim de o emeğe saygı duymam gerekir. Emeğe saygı. Emeğe saygı şart. Ama ne kadar saygı gösteririz onu da bilmiyorum. Mustafa Sezgin günaydın reis, kolay gelsin demiş. Ya reis de diyorlar artık, tamam vallahi kendimi bir şey sanmaya başlarım ha yakın bir tarihte. Reis mi istiyorlar bana ya. Evet, sizlerden gelenlere bir baktık ne var ne yok diye. Güzel şeyler gelmiş sizlerden. Mesajlar gayet güzel. Cem Balkan diyor ki Japonya'da büyüme %6,7. Valla deprem Richter ölçeği gibi. Bizim büyümenin yarısı kadar, neredeyse nüfusu 127 milyon, kişi başı gelir 33.805 dolar. Türkiye'de ne kadar? Abi ben valla kişi başı dolar, kişi başı dolmaz. Kişi başı yanar, kişi başı yanmaz bilmiyorum. Ben çoban hesabı yapıyorum. Çıplak çoban hesabı bu. 4 kişilik bir aile, günde bir tane simit. Şimdi diyeceksiniz ki 1 lira. Vallahi vitrinde 1,25 yazıyordu. Yarın sabah binin VL13'e, 13 VL13 ya da 13A'ya, o şey yol üzerinde, güzergah üzerinde bir vitrinde vardı. Simit 1 lira 25 kuruş diye. Oradan hesap çıkardık. Bilemedim 1 lira. En düşük şey 1 lira. Oradan çoban hesabı bu bizdeki. Mustafa Kök niye asgari ücreti hesaplarken çay simitle hesaplarlar? Neden zeytin, peynir, yumurta, yağ hesaplanmaz? Hep simit hesabı yaptığımız için asgari ücret yerlerde sürünüyor. Eskiden meclisteki yemek fiyat liste olarak yayınlanırdı. Şimdi ya Mustafa Kök sen de vallahi bizim Serdar'ı geçtin ya. Yani asgari ücret hesaplanırken niye simit üzerinden? Ya simit üzerinden bu çıplak maaş. Yani çıplak yemek bu. Ama simidin yanında bir şey var burada. Yani sadece simit yok. Ha, onu unuttum. Sadece simit yok. Üstü susamlı. Allah'tan ne istiyorsunuz? Susamlı simit yiyorsunuz sabahtan. 4 kişilik bir aile. Ayda 450 lira. Bunun içinde çıplak şey bu.
Ona göre ekonomi, Türkiye'de ekonomi gerçekten güzel yoldadır. Yani iyi yoldadır, yoldan çıkmadı. Ahlaki durumu gayet iyidir diyelim ve şey yapabilir. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıl darbe girişimi nedeniyle yaşanan %0,8'lik küçülmenin de baz etkisiyle %11,1 büyüdü. Bu Türkiye'yi en hızlı büyüyen ülkeler arasında liderliğe taşırken büyümeye en büyük katkı vatandaşların tüketimiyle yeni yatırımlardan geldi diye burada büyüme rekoruyla ilgili bilgiyi vermişler ve dev büyüme demiş Milliyet gazetesi de. Bu yılın 3. 3 aylık döneminde ekonomimiz %11,1 büyüdü. Makine ve tesisat yatırımlarında önemli artış var. Sanayinin genelinde artış %14,8, imalat sanayinde %15,2 gibi büyük oranda üretim artışı var. Bu gidişle 2017 yılında ekonominin büyümesi %7'nin biraz altında veya biraz üstünde olacak. Abi ya altında olur ya üstünde ya ortasında, yani üçüncü bir şey. Bir maç başlar. Ha, bitmezse o zaman dördüncü bir şey çıkar. Alternatif maç yarıda kalırsa. A takımı, B takımı beraberlik. Bunun dışında bir şeyin olabilme şansı çok az. Evet, şimdi bu Milliyet'te dedim. Türkiye'deki hemen hemen bütün gazetelerde var ya bu Amerika'nın davranışı, Amerika'nın bize göre bakış açısı. Şimdi bizim bugünkü bir yerel gazetemizde çok farklı bir haber gördüm ve süper hoşuma gitti. Biz gerçekten tepkilerini en iyi şekilde dile getiren insanlarız, dile getiren bir toplumuz. Öyle güzel bir şey yapmışız ki protesto, Amerika'yı protesto etmişiz. Neyle protesto etmişiz? Şimdi ona bakıyorum hangi gazetedeydi diye. Arkadaşlar Körfez gazetesi var mı? Arkadaşlar. Şimdi Körfez gazetesinde hemen Körfez gazetesi logonun altında abi bu dünkü gazete ya. Bu dünkü gazete. Teşekkür ediyorum. Evet, yeni gazeteler sosyal medyaya, yani bizim hepsi onu aldığımız bir yer var, oraya düşmemiş, o yüzden. Şimdi Körfez gazetesinde Trump'ı turp yiyerek protesto ettiler diye bir haber var. Bakın bizim şey bu. Nedir? Protesto anlayışımız bu. Hatırlayın İtalyanları bir ara protesto etmiştik. 98'li yıllar falandı herhalde. 98-99'lu yıllardı. 97-98-99'lu yıllardı. Kravatları kesmiştik, gömlekleri yırtmıştık, ceketleri yakmıştık. Hatta buzdolaplarını atmıştık 5. katlardan aşağıya. Niye? İtalya'yı protesto ettik diye. Ondan sonra gitmiş yenilerini almıştık ve İtalya'yı protesto etmiştik. Şimdi turp yiyerek Trump'ı. Şimdi Trump ha geldi. Şu Trump haberini bir öne, turp haberini bir öne çıkartabilir miyiz? Hemen Körfez'in altında. Trump'ı turp yiyerek protesto ettiler. Kumluca ilçesinde muhtarlar, bakın muhtarlar bir araya geliyorlar. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanınmasına tepki için açıklama yaptı. Muhtarlardan bazıları açıklama sonunda üzerinde Trump yazılı turpları ısırarak karara tepki gösterdi. Bir şey söyleyeyim mi? Trump da bir üzülmüş, bir üzülmüş, bir üzülmüş. Dünden beri yemek yemiyormuş. Bu haber düşmüş sosyal medyaya. Dünden beri Trump yemek yemiyormuş. Bakın bu tür protesto olayı böyle şeye çekmek. Nedir? Magazinleştirmenin daha böyle basit. Ben magazini severim. Magazin güzeldir. Ama hangi magazin? Mesela Nur içinde yatsın. Süleyman Demirel'in fötrünün kapılma olayı magazin haberdir. Fötrü magazindir. O magazin. Şimdi bu sadece bakış açısını gösteriyor. Yani biz Kudüs'ün başkent olarak ilan edilmesini turup yiyerek biliyoruz. İşte anlayışımız bu. Şimdi Amerika senin bu davranışından sonra ne kadar seni dikkate alır? Ve bunu yapanlar da muhtarlar. Yani hani benim gibi sokaktaki cahil insanlar olsa sorun yok. Muhtar demek Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi. Yani o ilde Cumhurbaşkanı, ilçede, köyde
mahallede Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi. Evet, Cem Balkan diyor ki gideriz arkadaşlar, araya gideriz. Cem Balkan diyor ki Türkiye'nin ekonomisi cidden iyi ve sağlam. Sorunu ekonomik değil bence. Türkiye'nin sorunu yönetim. İyi yönetilmiyor. İyi yönetilse ilk 10 ülke içerisinde olur. Evet, bu arada Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde ekonomi büyüyorsa halk niye göremiyor? Cumhuriyet Gazetesi'nde sorunlu büyüme diye vermiş. Ben devletim diyen diktatördür demiş. Ondan sonra bu nasıl başkan diye de Sözcü Gazetesi'nin manşeti de bu. Bugün bunları da sizlerle paylaşmış oldum. Ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Ve programımız 07.30'da başlayıp 09.30'a kadar devam edecek. Evet, sizden şimdi kısa bir ara istiyoruz. Bizden ayrılmıyorsunuz. Çünkü daha konuşacak o kadar çok şey var ki. Evet, yeniden sizlerle birlikteyiz. Şimdi hani ekonomiye ben çoban hesabı dedim ya. Orhan Güler Kaptanoğlu var. Gazi Paşalı. Antalya'da yapılan Kadın Çiftçiler Yarışıyor yarışmasında da birinci olmuştu. Programımızı izler. Sağ olsun, zaman zaman yorumlar da yazar. O da üreticidir. Yani hakiki toprakla bütünleşmiş bir ailenin şeysidir. Aile reisidir aslında o. Güler Hanım aile reisidir. Orhan Bey aile reisi olarak. Aynen bizim gibi yani, benim gibi. Şimdi Güler Hanım diyor ki ben hani bir çoban hesabı yaptım da simitten yola çıkarak asgari ücretli bir vatandaş nasıl yaşar diye sordum ya. Ben diyor bir köylü olarak fikrim şu. Eğer ülkenin başına her geçen kendi cebinin, sülalesinin cebine çalışmasa, bu kadar vergi alınıp, bu kadar devlet toprağı satılıp, kiralandıktan sonra inan o paralarla Avrupa ülkeleri gibi bolluk içinde yaşarız. Ama bu iş için Atatürk gibi halkını, milletini düşünen bir lider lazım. O da ne yazık ki zor ama bizim insanlarımız nasıl istiyorlarsa öyle yönetiliyor. Türkiye bir cennet ama kıymetini bilene, biz çiftçiler olarak ilacımız pahalı, gübremiz pahalı, yevmiye pahalı ama yine de inşallah ekonomi daha kötüye gitmez de biz buna da razıyız diyor. Yani inşallah diyor kötüye gitmez diyor bu ekonomi, biz diyor buna da razıyız. Yani toplum hakikaten köylüsü, çobanı, şehirlisi, kentlisi bu ekonomi konusunda neyin nasıl olacağını hakikaten az çok tahmin ediyor. Şimdi Mustafa Kökçay diyor 1 lirayla 3,5 TL arasında diyor. Bir fotoğraf koymuş. Şafak Akpınar diyor ki Bulutların Ülkesi Yeşilhemşin'den günaydın, iyi yayınlar. Hani nerede benim Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün gibi yandaş olmayan gazetelerim demiş. Az önce başlıklarını, manşetlerini okudum onların. Ve bizler sizlerle devam ediyoruz, hayatı paylaşmaya ve günü paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada sosyal medyadaki arkadaşlarımın programla ilgili paylaşımını ben bir kez daha paylaşıyorum. Aradan sonra kısa bir ara vermiştik. Ondan sonra yeniden sizinle aynı şeyi paylaşıyorum. Ve oradan da bizi takip edebiliyorsunuz. Dünyada ne var ne yok, Türkiye'de ne var ne yok, bunların hepsi buralarda var. Evet, şimdi gelelim Türkiye'nin içindeki. Hürriyet gazetesinde bir haber var. Şimdi delilikle velilik arasında ince bir çizgi var. Bıçak sırtı gibi derler. Hakikaten de öyledir. Yani ben kendimden bilirim. Ben kendimden bilirim çünkü ben hiçbir zaman akıllı olduğumu iddia etmedim ve hiç de iddia etmem. Deli olmayı o kadar çok isterdim ki hani millet benim kahrımı çeksin diye düşünürüm ama nedir ne değildir bilmiyorum. Şimdi bu yıl kimya alanında Nobel ödülünü alan Profesör Doktor Joachim Frank Stockholm'da Hürriyet'e konuşmuş. Tanrı gibi davranıyorlar diyor.
Basma kalıp olmayan fikirlerden gözünüz korkmasın. Nobel alan, fikrin üzerine çalışmaya başladığım insanlar delirdiğimi düşünüyorlardı. Nobel sonrası ise adeta bir tanrıymışsınız gibi saygıyla yaklaşıyorlar. Yani eğer ödül diyor almasaydım bana diyor çok farklı bakıyorlardı diyor. Nobel alan fikrim üzerine çalışmaya başladığımda diyor insanlar delirdiğimi düşünüyorlardı. Yani fikrini Nobel'i almadan önce o fikriyle ilgili yorumlar deli olduğuna dairmiş. Yani deli demişler Frank'a. Joachim. Değil mi? Frank'a deli demişler. Ondan sonra da Nobel sonrası ise adeta bir tanrıymışsınız gibi. Bakın bu neyi doğuruyor? Neyi? Bunun Türkçe karşılığını söyleyeyim, mealini söyleyeyim. Şimdi eğer bir makamınız varsa, bir sandalyeniz, bir koltuğunuz varsa ve o makam güçse, o makam bir şeyse veya o makam aracılığıyla kendilerini bir yere getirecek olan kişi varsa, o zaman siz o makamdayken var ya, sizden daha büyüğü yok. Özellikle böyle bakarsınız etrafınız dalkavuklarla dolu olur. Bunların içerisinde temizleri, iyileri, namusluları mutlaka vardır ama daha çok dalkavuklar vardır. Ne zamanki koltuğu kaybedersiniz, işte o zaman bakarsınız ki yok, kimse kalmamış. Ve o zaman işte onların içerisindeki dürüst ve namuslu olanlar yine sizin selamınızı alır. Siyasette bu daha fazladır. Eğer elinizde bir güç varsa siyasiler 7-24 telefonunuzu şey yapmaz, eksik etmez. Ararlar, sorarlar, ederler. Ama eğer o yeriniz gittiyse siyasetçi sizi gördüğü zaman kaldırımın öbür tarafına geçer. Bunları hep birçoğunuz yaşamışsınızdır ve yaşıyorsunuzdur da. İşte onun için deli ile veli arası olmak gerçekten zor. Devam ediyoruz. Yıldızların Gecesi diye var. Tarkan'a iki ödül birden veren Cem Yılmaz. Tarkan'ın ne kadar yıldız olduğunu düşünün. Ayak işlerini ben yapıyorum demiş. İzledim programı. Veyahut da oradan bir şey dün konuşmuştuk sizinle. Mehmet Aslantu. Televizyon yıldızlarını, televizyon yıldızlarının ödüllerini anons ederken Altın Portakal demişti. Bakın bir markamız. Altın Portakal. Gelsin şimdi yok. Şimdi Antalya Film Festivali diyoruz. Altın Portakal falan hikaye. Niye? Çünkü biz marka düşmanı bir toplumuz. Gerçekten biz marka düşmanı bir toplumuz. Öyle bir markayı yerlere serdik. Dedi ki yok arkadaş ya kan da bilmem ne yapılıyormuş. Ya kan da onu yapıyorlar. Biz de burada bunu yapıyorduk. Orada Altın Portakal demişti. O şeyi izledim ve Tarkan'ın şarkısını da beğendim. Bu yılki çıkışını beğendim gerçekten. Güzel bir şarkı. Evet. Sizlerden gelenlerle, gazetelerden gelenleri hepsini böyle şey yapıyoruz. Nedir? Topluyoruz. Ne var ne yok diye bakıyoruz. Şimdi dün Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı gerçekleştirdi. İlk oturumda meclis üyeleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Kudüs kararını kınamış. Bu normal olması gereken bir şeydi. Toplantı sonrasında aynı salonda toplantı bitti. Ondan sonra gerçeklerle yüz yüze kaldık ve suya %12'ye yakın bir oranda zam gelecek. Genel kurul yapılmış, ASAT genel kurulu yapılmış. Tartışmaya neden olan su zammı için nihai karar alınmış. Bir bakalım ki orada ne türlü kararlar almışlar, neler var. Suda ne oluyor diyelim ve izleyelim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclisi gerçekleştirildi. Başkan Menderes Türel'in yönettiği mecliste 61 gündem maddesi görüşüldü. Maddelerin çoğunun toplu oylandığı oturumda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı kınandı. Hem grup sözcüleri Amerika'nın sözde başkanının ifadesi hiçbir şekilde ülkemizi ve milletimizi ve İslam alemini bağlamaz. En kesin bir dille, en nefretle kınadığımızı bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ABD'nin bu yanlıştan dönmesi çağrısı yaptı. Kudüs adeta ateşle karşı karşıya bırakılmış, adeta cehennemin kapıları Amerika
Başkanı'nın almış olduğu kararla aralanmıştır. O yüzden biz de bu alınmış olan kararı elbette esefle kınıyoruz. Meclis toplantısının akabinde ASAT Genel Kurulu toplantı. Genel kurulda 2018 yılı performans ve ücret tarifesi görüşüldü. Bu soruları aynen tekrarlıyorum ama... Tartışmalara neden olan su zammı için nihai karar alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın Türkiye'nin en ucuz suyunu kullandığını belirtti. Suya TÜFE, TEFE oranında fiyat ayarlamasının yapıldığını açıkladı. TEFE, TÜFE oranındaki artışların kamuoyuna fiyat zammı gibi sunulmaması için bundan sonra otomatiğe bağlamak adına yaptığımız bir... Artık Antalya Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanıyorsa bundan sonra gündeminde su zammı olmalı. Böyle bir şey yapılmıyor. Sadece TEFE TÜFE oranında bir fiyat artışı adeta otomatiğe bağlanmak suretiyle gerçekleşecek. Şimdi bakın bundan ben anlamadım. Rakamlardan hiçbir şey anlamıyorum diyorum da Sayın Başkan'ın hani suya zam yok. TEFE TÜFE ayarlaması dedi ya, ondan da bir şey anlamadım vallahi. Ya Allah'ını sen bana bunu biri bir anlatsın. Suya zam var mı yok mu? TEFE'ydi, TÜFE'ydi, küfeydi anlamıyorum ben. Cepten ne kadar çıkacak? Biraz önce cebe gireni söyledik de cebe giren yoktu. Diyelim ve devam edelim bakalım. İnşallah zam gelmemiştir. Yani zam gelmiyor, ayarlamalar yapılıyor. Zaman zaman onu biliyorduk. Evet. Yine Hürriyet gazetesindeyiz. Göz göre göre öldü diye bir haber var. Kalp şikayetiyle hastaneye giden İTO Başkanı İbrahim Çağlar gazım var diyerek evine yollandı. 4 saat sonra yaşamını yitirdi. Türkiye'deki sağlık politikası da bu. Böyle nice haberler okuruz. Bu İstanbul Ticaret Sanayi Odası Başkanı olduğu için Sayın İbrahim Çağlar'ın olayı gazetelere düşüyor. Böyle niceler ölüyor biliyor musunuz? Niceleri ölüyor. Dün yine paylaşmıştık. Bir o İstanbul'daki bir hastanede isminden dolayı ben bu hastaya bakmam diyen doktorlar Hipokrat yemini etmiş doktorlarımız var. Var da var. Vallahi billahi var da var. Evet. Ataşehir resti 5 kuruş bulun demiş, özür dilerim. Şimdi yine gelelim biraz da yerel siyasette neler var neler yok. O zaman önce Milliyet'ten başlayayım. Çünkü Milliyet iktidardan ön plana çıkarttığı bir haber var. Her kuruşun hesabı sorulabilecek diyor. Bütçe maratonu başladı. Maliye Bakanı Abal 2018'de mazot desteğini de birden 3'e çıkarıyoruz. Böylece vatandaşlarımızın tarımsal girdi maliyetlerini de devlet olarak biz karşılıyoruz demiş. Dur bakacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2018 yılı merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler başladı. Maliye Bakanı Naci Abal bütçe sunumunda vatandaşın vergi adaletine inancını güçlendireceğiz. Diğer taraftan da topladığımız her bir kuruşun hesabı sorulacak şekilde harcamalarına özel gayret göstereceğiz dedi. Bakın yıllardır bir çoban sistemi, çoban. Hani demin bir çoban hesabı yaptık ya. Yine bir çoban sistemini, bu vergide çoban sistemini ben sizlerle anlatayım. Şimdi trafiğe bakıyorsunuz. Trafikte ne model araçlar var, ne bilmem neler var. Öyle modeller, öyle fiyatlar var ki zaten ben gördüğüm, duyduğum zaman sakalı onun için kesmiyorum. Dudak uçukluyor. Durdurursunuz aracı. Dersiniz ki arkadaş merhaba merhaba. Aracın fiyatı ne kadar? Örnek veriyorum. 50 bin lira. Ne kadar vergi verdiniz diye sorarsınız. İnanın ne kadar vergi verdiniz diye sorarsınız. Bakarsınız. Şimdi gidin birçok yere, o vergi levhaları vardır. Zarar. Vergi levhaları vardır. Altındaki araba o öyle 3000 tane vergi levhasını bir araya toplasanız o meblağı bulmaz. Verdiği vergi. O meblağı bulmaz ama altındaki araba hakikaten böyle iş adamının her baba yiğidin binebileceği bir araba değildir. Araç değildir. Eğer bu sistemi uygularsanız, bana göre böyle. Hani Amerika'da derler, anlatırlar. Hiç başıma gelmedi. Amerika'da o kadar gittim geldim yaşadım da hiç başıma gelmedi. Arabamı durdurup da önce vergini verdin mi diye soruyormuşlar. Namuslu vatandaşın vergisini verene göre
ölçüyormuşlar orada. Bizde öyle değil. Bizde namuslu vatandaş oturduğun koltuğa bakar. Ya da harcadığın paraya bakar. Mesela geçenlerde yine dile getirdim. Bizde namusla namussuzluk anlayışı arasında çok fotoğraf var. Şey fark var. Mesela şöyle bir haber vardı geçtiğimiz günlerde. Bilmem hangi sanatçı 5 yıldır birlikte yaşadığı, bakın birlikte yaşadığı arkadaşından ayrıldı. Bu da haberdi. Öbürünün hemen peşinden bir haber geliyor. İstanbul'daki fuhuş baskını işte bilmem kimler kimler gözaltına alındı. O 5 yıldır beraber yaşadığı arkadaşı oluyor. Öbürü fuhuş oluyor. Yani bizdeki namus anlayışı bu. Bizde namus şu belden aşağı tarafta aranıyor. Şurada hiç aradığımız yok. Asıl burada. Asıl namus burada. İşte bunu bir ayarlayabilsek o zaman çok şeyi de ayarlayacağız. Onun için böyle çok fazla ben şey yapmıyorum bu konulara. Her kuruşun hesabı sorulacak. İnşallah sorarlar. Hakikaten sorulsun. Kim bu ülkede bir kuruş yerse, kim bu ülkede hak etmeden, alın teri olmadan çoluğuna çocuğuna yemek yedirirse onun hesabı sorulsun. Kim bu ülkede bilmem neresine zam gelecek, şuradan şu yol şeyi alın, arsayı alın, İşte şuradan bilmem ne çevresiz yolu mudur, çevre yolu mu, o geçecek, şu geçecek, şimdiden oralarda bir yatırım yapalım diye düşünüp birdenbire birilerini yüz ediyorsa onlardan hesabını sorun. Hep birlikte soralım. Kimin kolunda bilmem ne kadarlık saat karşılığını veremiyorsa hesabını sorun. Hakikaten kimin banka hesabında ne var, bunları sorun. Sorulsun keşke. Ama işte ne kadar soruyoruz, ne kadar soramıyoruz, o şey biraz böyle şeyli, problem. Evet, şimdi siyasete biraz daldık gibi oldu. Bu arada Ataşehir Resti 5 kuruş bulun, özür dilerim demiş. Kılıçdaroğlu hakkında yıllardır ortaya atılan her iddiadan aklanarak çıktığını söylediği Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili net konuştu. Dürülerimi bir de araştırın. Ağzından haram lokma inen belediye başkanını yaşatmam. Benim de ailem, çocuklarım, torunum, damadım, hatta ve hatta dünürlerim, hepsi için araştırma önergesi verin ve hepsi araştırılsın. 5 kuruş bulursan gelip bu kürsüden özür dileyeceğim. Benim gösterdiğim cesareti siz gösterebilir misiniz diye sormuş. Sormuş. Vallahi bilmiyorum. Ne diyorsunuz bu konuya? Evet, ondan sonra diğer taraflarda ne var bununla ilgili? Diğer gazetelerde vallahi yok. Ha, Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya suç duyurusu ve dava haberi var Ataşehir Resti'nin altında. Orada da mahalle yarışına girmeyeceğiz demiş. MHP grubu adına bütçe konuşmasını yapan MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, sizin mahalle bizim mahalle yarışmasına girmeyeceğiz, gizli ajandalarla terör örgütlerinin sözcüsü hamisi olmayız dedi. Akçay, Kudüs'te Siyonist hasli operasyonu yapıldığını kaydetti. Evet. Evet. Böyle de bir durumumuz söz konusu. Evet, devam ediyoruz programa. Şimdi sizinle bir de Finike'ye götüreyim sizi isterseniz. Antalya'nın Finike ilçesinde kimsesiz, yardıma muhtaç ve bakım ihtiyacı olanlar belediye ekipleri tarafından belirli aralıklarla ziyaret ediliyor. Hani o komşuluk bitti, şu olmadı, bu olmadı, işte şunlar artık eskidendi. Evde yiyeceği yemek var mı? Dün akşam bir televizyon dizisinde de bu konu işlenmişti. Orada diyor ki bir sorun bakayım diyor. Komşunuz diyor yemek yiyor mu diye soruyor musunuz diyor epey bir zamandır diyor. Ondan sonra ve herkes o mahallede yaşayan, kimsesi olmayan, eşi olmayan, işte çalışanı olmayan kadına soruyor ve yemek getiriyor. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Şimdi Finike Belediyesi böylesine güzel bir sosyal belediyecilik anlayışını eğer uygulamışsa onu biz de sizlerle bir paylaşalım. Ondan sonra yine beraber olacağız. Antalya'nın portakallarıyla ünlü Finike ilçesinde belediye tarafından bir süredir verilen evde bakım ve sağlık hizmetleri dikkat çekiyor. Başkan Kaan Osman Sarıoğlu'nun talimatıyla göreve başlayan ekip bugüne kadar 300'ü aşkın evi defalarca ziyaret etti. Kimsesiz, yardıma muhtaç ve bakıma ihtiyacı olanların yolunu gözlediği ekipler gönüllülük esasıyla çalışıyor. Sosyal belediyecilik anlayışını tam anlamıyla yaşatan Finike Belediyesi, kimsesizlerin ve yardıma muhtaçların evine geliyor. Kışın yakacağı odundan
evinin temizliğine kadar tüm ihtiyaçları karşılıyor. Camlar ve kapılar siliniyor, yerler süpürülüyor. Evin mutfağı deyim yerinde ise bal dökünüp yalanacak hale getiriliyor. Finike Belediyesi'nin sürekli ziyaret ettiği evler arasında Arzu Nine'nin evi de var. Burada temizlik görevlileri dört bir koldan çalışıyorlar. Memnun musun? Memnunum, çok çok memnunum. Yerle göğe kadar memnunum. Hepinizin gözlerinden öperim kuzularım. Allah hepinize hiç hastalık, sayrılık, sözü iyilik versin yavrularım. Evlerin temizliğini yaptırdığımız, yatalak olup da kendi kişisel bakımlarını bile yapamayan böyle teyzelerimiz var, hastalarımız var. Onlara gönderiyoruz. Evet. Bir de yemeklerini de gönderiyoruz. Allah bin kere onların razı genelde olsun. Takibini de bizim eşim yapıyor. Telefonla da sağ olsun arkadaşlar görüştürüyorlar. Evet. Benden fazla şeyler, daha çok tanışıyorlar hanımla. Çok memnunum. Yerle göğe kadar memnunum başkanım. Tamam. Ya. Başkan Sarıoğlu ziyaret edilen evlere kendisi de giderek hem çalışmaları inceliyor hem de ev sahipleriyle sohbet ediyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Şurada bir eski fotoğraf var. Amca o herhalde. Başkan Sarıoğlu vatandaşların ev ve kişisel temizliğinin yanı sıra çamaşır, yemek ve hastane hizmetlerini de takip ettiklerini söylüyor. Bize de yardım eder misiniz diye telefon açıp turuncu masamız var bizim dilek ve şikayet hattı. Ona gelen günlük rutin olmayan kişilere de hizmet vermeye çalışıyoruz. Ayrıca ekip arkadaşlarımız da biz bu belediyemizde çalışan gönüllü bir ekip. Onlardan seçtik. Yani bu işe kim yapmak ister diye sorduğumuzda arkadaşlarımız biz hazırız dediler. Onlara da teşekkür ederler. Allah razı olsun. Hiç yüksünmeden böyle gelip evlerini temizliyorlar. Kendi evleriymiş gibi, kendi büyükleriymiş gibi onlara yardımcı oluyorlar. Biz de karşılığında hakikaten çok dua alıyoruz. Biz de burada hem motive oluyoruz hem memnun oluyoruz. Etrafta da baktığınız zaman, mahalleye gittiğimiz zaman bunları duyuyoruz. Mahalledeki konu komşular da çok teşekkür ediyor ve dua ediyorlar. Devlet olmak böyle bir şey. Biz de devletin bir kanalıyız. Kimsesizlerin kimsesi olmak gibi önceliklerimiz olması lazım. İşte onlardan bir tanesini bu şekilde yardımcı olmayı yerine getirmeye çalışıyoruz. 83 yaşındaki Ayşe Arzu Çotursa ziyaretçilerinden oldukça memnun. Allah bin kere razı olsun. Allah cemi cümlemize Allah iyilik versin. Allah patışak düzenlikleri versin. Amin. Cümlemize inşallah. Cümlemize. Yaklaşık 4 saat süren çalışma bitiyor ve Ayşe Arzu Çotur ziyaretçilerini uğurluyor. Gidiyorum ben. Hadi bakalım. İyi günler. Allah iyi günler versin. Amin. Allah bu olmaz iptal etsin. Evet, ne güzel Ayşe teyze mutlu oldu. Darısı diğerlerinin başına ve bu da gerçekten güzel bir sosyal belediyecilik olayı. Bir reklam arasına gideceğiz ama ondan önce sizinle birkaç şey mesaj paylaşmak istiyorum. Ayhan Karadayı diyor ki Ali abim diyor, Trabzon'dan selam ve sevgiler, Bubula'nın suyundan içmişimdir diyor. Bubula bizim orada bir semt yeri. Ömer Nizamettin Aykurt, günaydın Ali abi demiş, günaydın olsun buradan. Ömer Nizamettin Aykurt da Samsun, Ankara, Bağımsız Devletler Topluluğu arasında mekik dokur. Hüseyin Erhan Acar diyor ki, günaydın sevgili Ali Orhan ve Kanal V ekibi. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti sözcüsü Bahattin Bayraktar, Trump'a sözde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız ABD'ye gidince ya da telefonla sözde başkanı mı muhatap alıyormuş merak ettim, yanıtlar mısınız? Yanıtını ben nereden bileyim canım? Onlar söylüyor, siz benden soruyorsunuz hesabını diyelim. Ve şimdi kısa bir araya gideceğiz. Kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Lütfen ayrılmayın çünkü sizlerle paylaşacağımız daha çok haber, daha çok hayatın güzellikleri ve dramatik yanları var. Şimdi kısa bir ara, kısa bir aradan sonra Kanal V'deyiz. Thank you.
Evet, bugün bir kez daha hatırlayayım bilmeyenler için. 12 Aralık 2017 günlerden Salı, mübarek Salı günü bugün. Mübarek Çarşamba yarın inşallah Allah'ın izniyle. Ve sesimizin ulaştığı, görüntümüzün gittiği her yere merhaba, çaylarınızı, kahvelerinizi içtiniz sanıyorum. Çünkü şimdi daha farklı bakacağız olaylara, daha yerele geleceğiz. Yerele geldik miydi, ne oluyordu? Sevilmeyen adam oluyorum o zaman. Kimse sevmiyor beni bu şehirde. Niye biliyor musunuz sevmiyor kimse? Çünkü doğruları kral çıplak diyorum. Diyorum ki arkadaşlar bakın bu böyle 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 oluyor. Şimdi Hürriyet'te bir haber daha var. Onu bir vereyim size. Çünkü çok güzel bir haber. 25 bungalov ve dağ köşkü. Gölcük Milli Parkı 25 bungalov, dağ köşkü ve teleferik yapılarak konaklamaya açılacak. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz hiç ağaç kesilmeyeceğini iddia etti. Arkadaş 25 tane bungalov yapıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Yolu olacak, suyu olacak ve hiç ağaç kesilmeyecek. İnanan var mı? Beri gelsin. Vallahi ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Tamam, bungalovdu, şuydu, buydu. Eyvallah. Ekrana gelecek mi arkadaşlar? Geldi de ben mi görmedim yoksa? Şöyle bir bakayım. Ha, ayarlanıyor. Ayarlanmıyor. Ayarlandı mıydı? Sorun yok. Evet. Dipte arkadaşlar, tah dipte, gazetenin sol dip köşesinde şöyle bir tablo gibi vermişler. Yani hani eskiden Uzungöl'ün bir fotoğrafı olurdu, ortada cami, tertemiz bir göl. Şimdi Uzungöl'e öyle bir fotoğraf çekemiyorsunuz. Niye? Çünkü yok, kalmadı artık o temizlik memizlik, kalmadı, onlar gitti. Evet, şu dipte nerede abi? Abi şu dipte bir haber var. Sol dipte Ataşehir resmi. Yerelde değil arkadaşlar. Hürriyet ana gazetede. Neyse. Neyse arkadaşlar. Tamam, onu vazgeçtim. Ondan vazgeçtim arkadaşlar. Vazgeçtim. Sabah gazetesini bir ekrana getirtelim. Burada farklı bir olay var. Doğru diyorsunuz. Sabah gazetesini bir ekrana getirelim. Sabah gazetesinde S-400 imzası bu hafta tamam diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 konusu bu hafta yapılacak görüşmelerle neticelendirecek demiş. Onu konuşmuştuk. Altta bir haber var. Süleyman Şah'ın türbesi eski yerine dönecek diye. Siz de gördünüz değil mi? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başbakan Yıldırım Suriye'de işler yoluna girdikten sonra Süleyman Şah saygı karakolu tekrar faaliyete geçecektir. Başbakan meclisteki bütçe görüşmelerinde önemli mesajlar verdi. Saygı Karakolu'nun yeri Türkiye'nin mülküdür. Orada bayrağımız dalgalanacaktır. Kılıçdaroğlu, Trump bir tek cumhurbaşkanını aramadı dedi. Doğru görüşme olmadı. Çünkü cumhurbaşkanımızın görüşü bellidir. Olsa olsa Trump bunu bildiği için aramaya cesaret edememiştir demiş. Tamam, bunlar güzel şey. Eyvallah da şu olay gerçekten çok önemli. Süleyman Şah Türbesi'nin yeniden eski yerine dönmesi. O türbenin orada oluşu. Çünkü o topraklar bizim. Nasıl getirildiğinde karşıydıysam, şimdi yeniden eski yerine taşınırsa o kadar da alkışlarım. Gerçekten önemli bir konu. Diyelim ve devam edelim. Evet, şimdi sıra geldi. Yerellerde ne var ne yok gitmeden önce bu filmde kötü bitti haberi var. Postada. Postayı da bir elden geçirelim. Çünkü posta önemli. Bugün postada güzel bir olay var. Şimdi hani ölümsüzlük iksirini bulan var mı? Bu çok tartışıldı, edildi. Asterix mi bulduydu? Hopdedix mi? Hop hopladık mıydı derken, böyle hopladık, zıpladık derken, bugün gazetede öyle bir güzel haber var ki, ölümsüzlük işte bu diye. Ortak değerimiz Adile Naşit aramızdan ayrılışının 30. yılında sevgiyle anıldı. Ya gerçekten halen daha Adile Naşit'le yaşıyormuşum gibi. Bilmiyorum sizde de aynı şey oluyor mu? Niye biliyor musunuz? Çünkü içselleştirmişiz. Bizim olmuş artık o. Biz olmuş. İşte ortak değerlerimize sahip çıkarsak daha çok şey güzel olacak diye düşünüyorum. Efsane oyuncu Adile Naşit 11 Aralık 1987'de 57 yaşında ölmüştü. Başta Babam sınıfındaki Hafize ana karakteri olmak üzere üstlendiği her rolle görünürlerde taht kuran Adile Naşit aramızdan ayrılışının 30. yılında da unutulmadı. Milyonlarca kişi Adile Naşit'i sosyal medyadaki mesajlarıyla andı. Adile Naşit sosyal medyada dünya genelinde titi, yani gündem başlığı oldu. Hababam sınıfında bir rol almıştı. Ceketsiz, yoksul bilmem bir ismiyle.
Kemal Uzun 59 yaşındaki yönetmen, 19 yaşındaki figüran Osman Akdil Şişli'deki evinde gece yarısı başına sopayla vurularak öldürüldü. Katil rol verecek diye her istediğini yaptım, vermeyince de öldürdüm demiş. Yani böyle bir şey var mı? Kanatsız Kuşları yönetiyordu. Kemal Uzun son olarak Kanatsız Kuşlar dizisi yönetiyordu. 49 filmle dizide yönetmenlik yapmış, 4 filmde rol almış, ulusal ve uluslararası 8 ödül kazanmış. Ha Babam sınıfında da yoksul öğrenci Sefa rolünde oynamış. Adile Naşit'in öldüğü gün, yani ölümünün kaçıncı yıl dönümü, ölümünde işte 30. yıl dönümünde aynı filmde oynamış bir yönetmeni kaybettik diyelim ve devam edelim sizlerden gelenlere. Evet, Mustafa Kök, çay 1-3 TL arası, Türk kahvesi 3-5-6 TL civarında, asgari ücretle ilgili değil, bilin istedim demiş. Şafak Akpınar yine gazeteleri sormuştu, onu konuşmuştuk. İbrahim Çabuk, günaydın, iyi yayınlar demiş. Cem Balkan bir örnek vermiş. Arkadaşlar şimdi bir yerele gelelim. Hürriyet gazetesi Akdeniz Eki. Hürriyet gazetesinin Akdeniz Eki'nde bir Kaş'ta çete karşı dava, öbür tarafta Orman Bakanı doğayı istiyor diye iki tane haber var. İkisi birbirine çok bağlantılı. Bulabildik mi orayı arkadaşlar? Yan yana haberler. Evet. İnşallah geliyor şimdi. Geldi. Altta arkadaşlar, üstteki haber değil, aşağıdaki haber. Evet. Şimdi diyor ki izleyicimiz Cem Balkan, diyor ki dedim ya iyi yönetilmiyoruz. İşte örnek. Soldaki haberde otoyol yapımı, çevre tahribatı ve dava, Ulaştırma Bakanlığı ilgili. Sağdaki haberde Orman Bakanı doğa istiyor. Bunlar hiçbir bir araya gelip konuşmuyorlar diyor. İşte gerçekten bu şey var, nedir bu, iletişimsizlik diyelim buna. Şimdi Kaş'ın Çukurbağ Mahallesi'nden Kalkan'a kadar inecek otoban projesine verilen set gerekli değildir kararına karşı açılan davanın duruşması bugün gerçekleşecek. Bugün bu dava görülüyor, saat sanıyorum 11'de başlayacak dava. Bu haberle ilgili, bu haberi daha geniş bir şekilde işledi mi? Yok, dün getirmişlerdi gündeme. Demek ki başka bir haber gelince bu başka tarafa kaydı. Bir gazete vardı dün, oradaki toplantıda bu konu gündeme gelmişti, bunu vereceğiz diye. Sonra bu Muratpaşa'daki olay bunun önüne geçti. Evet, şimdi gerçekten Kaş'ta böyle bir durum söz konusu. Kaş dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Ama Kaş'ımızı, gözümüzü oysunlar diye her yolu deniyorlar. Bir defa Kaş'ın meydanda, yani Kaş'taki belediyenin meydanda bazı böyle büfe tipi bir şeyler yaptı, yakınlarının olduğu iddiaları oldu. Belediye başkanının ağzını bıçak açmadı. Hala da açmıyor. Belediye başkanı bu konularda pek konuşmuyor. Kaş Belediye Başkanı. Şimdi Kaş Turizm Tanıtma Derneği, Kaş Çevre Platformu, Kaş Koruma Platformu ve bölgede yaşanılan davacı olduğu projeyle ilgili konuşan avukat Tuncay Koç, mahkeme çet kararını keşif yapmadan açıkladı dedi. Yani keşif yapılmadan buraya diyor çete gerek yok. Çevre etkileşim değerleri, bu değerlendirme, bunlar gerçekten çok önemli aslında. Bakın bugün bu çet raporları gerçek ve dürüst bir şekilde verilsin, Türkiye'de birçok HES kapanır. Ve birçok HES'in yapılması zaten engellenmiş olur. Ve birçok mermer ocağı, birçok taş ocağı, birçok kireç taşı ocağı ruhsat alamaz. Bu da birilerinin çantasına, cebine dokunur. Onun için de çet raporları böyle farklı farklı bir şekilde verilir gider. Ve yazık olur. Öte yandan Orman Bakanı doğayı istiyor diye haber var. Doğa turizmine destek vereceklerini açıklayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu sayede 2023 yılına kadar Antalya'ya her yıl 15 milyon turist gelmesini hedefliyoruz demiş. Bakan Veysel Eroğlu, Antalya'da 15 yılda 26 milyar liralık yatırım yapıldığını,
2017 yılında kent için verilen 110 müjdenin 84'ünün tamamlandığını, 26'sının ise inşaat halinde olduğunu söylemiş. Evet, Sayın Valimizle birlikte de bir fotoğrafı var Münir Karaloğlu'yla beraber. Biz hep diyoruz ya işte Estorex bir kez daha burada önemini kazanıyor. Biz turizmde çeşitlilik, alternatif turizmler, Estorex fuarı bunun için yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yapılmıştı. Bu yıl yine yapılacak. Estorex'in önemini böylece biraz daha bir kez daha anlamış oluyoruz diye düşünüyorum ben. Şimdi gelelim, madem ki böyle doğaydı, şuydu, buydu, doğa olaylarına geldik. Körfez gazetesine bir bakalım arkadaşlar. Körfez'i bir ekrana getirelim. Bu arada arkadaşlar onu ekrana getirirken ben de olta balıkçılarının Antalya'da yarıştığını söyleyeyim. Olta balıkçıları Antalya'da yarışmışlar. Yarışmışlar. En çok tutan mı şey olmuş bilmiyorum ki. Doğrudur. İbradı kestanesi de görücüye çıkmış ama asıl mesele işte Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Su. Şimdi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Antalya suyu kendine yeter demiş. Antalya su yani susuzluk yaşamayacak illerden biri. Aha bunu buraya yazın, ben ölürüm, o kadar yaşamam da. Çünkü 3-5 seneye giderim ben. Bu stres varken 3-5 seneye giderim. Antalya en fazla 10 yıl içerisinde susuzluğu yaşayacak. Hem de dolu dolu yaşayacak. Bu gidişte 10 yıl içerisinde susuzluğu yaşamaya başlayacak. Antalya su zengini bir kent değil. Bakın Antalya su zengini bir kent değil. Çünkü her geçen gün sularımızı, yeraltı kaynaklarımızı nasıl mahvederiz diye uğraşıyoruz. Böyle de bir yapımız var Allah'a şükür. Şimdi Alakır'da insanlar var, Alakır'da iki tane insan var, doğa savaşçısı. Doğaya karşı suç işleyenlerle mücadele etmek için dünyada gezmedikleri yer kalmamış, geldiler orada kendilerince bir hayat kurdular. Alakır'da. Ve Alakır'da bunların gelişinden çok rahatsız olanlar geçmişte yapmadıklarını bırakmadılar. Ve şimdi sularını kesmişler. Alakır Nehri'ndeki HES'e karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Tuğba Günal Birhan Erkutlu çifti yaşadıkları alanın hemen yanındaki araziyi satın alıp su kaynağını kepçeyle kazarak engelleyen HES şirketi nedeniyle 63 gündür 200 metreden taşıdıkları suyla hayatta kalmaya çalışıyorlar. 2-3 gün önce neydi 10 Aralık? Dünya ne günüydü? Ses gelmedi. İnsan hakları günüydü, insan. İnsan hakları günüydü, dünya insan hakları günü. Ve bu insanlar 63 gündür susuz. Ve bunu sosyal medya yoluyla da defalarca duyurdular. Onlar susuz, kamuoyu sessiz. Etkililer, yetkililer sessiz. Şimdi öbür taraftan diyorlar ki, Sayın Orman Bakanı da diyor ki, güzel bir doğamız olsun diyor. Artık diyor 2017'de diyor. Antalya'ya diyor verilen sözlerin 110 müjdenin 84'ü geldi, tamamlandı. 26'sı ise inşa. Şimdi Antalya'ya her yıl 15 milyon turist gelecek. 15 milyon, babamın bir sözü vardır bu HES'lerle ilgili. Babam derdi ki ben vatandaş Mustafa'nın oğluyum ve bununla da hep gurur duydum. Gurur da duyarım. Çünkü benim babam doğa için savaşmış. Ve hala savaşıyor. Babam derdi ki bize dedi HES'i dedi yutturmaya çalışıyorlar dedi Karadeniz çivesiyle, onu biraz da anlatır. Sanki dedi turistler gelip dedi Karadeniz'de Fırtına Vadisi'nde balıklar böyle merdiven sistemiyle yukarı gidecektiler. O zamanki projede öyle bir proje yapmışlar ki aklınız hayaliniz durur. Yıllar önceydi tabii, Mesut Yılmaz başbakandı. Düşünün. Ve dedi ki turistler dedi şeyleri takacaklar, baretleri, HES'leri gelip ziyaret edecekler. HES görmeye Türkiye'ye geleceklerdi dedi. Ya gerçekten öyle, tamam 15 milyon turist mi bekliyormuşuz biz? Evet 15 milyon turisti bekliyoruz da Antalya'ya. Evet gelirler, denizimiz çok güzel, sahillerimiz çok güzel. 5 yıldızlı kazık otellerimiz çok güzel, kazık atmazlar hiç otellerimizde. Her şey dahil sistemi, ye iç eğlen gül oyna, böyle gelmiş bu dünya dört dörtlük. Hakikaten. Peki bu turistler
dua diye çıksalar, deseler ki biz şurada hemen yanı başınızda diyecekler. Yani uzak değil, hemen yanı başınızda saklı kent diye saklayamadığınız bir kent var deseler ve saklı kente gitmeye kalksalar, yolda giderken o mermer, kireç mermer, ya kireç taşı ocağı, mermer ocağı değil, kireç taşı ocağı. Ekşi tatlı bir tadı var oranın. Ekşili oğlu, tatlılı oğlu falan bir tadı vardır oranın. Orayı işletenler ara sıra Antalya'ya özel uçaklarıyla gelirler, özel arabalarına binerler. Siyah camlıdır. Giderler, ocaktaki faaliyetleri işlerler, şey izlerler, geri gelirler. Ve inanın, bir turist gelse saklı kente çıkarken etrafına baksa üstümüze güler. Kahkahalarla güler. Adile Naşit'in, rahmetlinin gülmesi hiçbir şey değil. Billahi. Bir de Sabah Tümer miydi? Böyle çok iyi gülen bir kadın vardı. Sabah Tümer miydi? Bir de Sabah Tümer'in gülmesi falan hiç önemli değil. Şimdi böyle bir doğa katliamını yapan bir toplumuz. Ve Alakır'da insan haklarının gününde, insanların her türlü hakkının olması gereken gününde, dünya evrensel insan hakları bilmem ne şeysiyle kandırıldığımız hikayeleriyle, ninnileriyle unutulduğumuz günde 63 gündür Tuğba ve Birhan susuz. Ve biz insanız. Onlar susuz, biz sessiz. Şimdi bir göz daha verdiler rahmetli Ali Ulu Büyük Nohutçu ve eşini öldürerek. Finike'deki mücadeleden dolayı. Şimdi insan düşünüyor acaba. Yani önce suyu kestiler, sonra farklı bir şeyler mi olur? Bununla ilgili sanıyorum ki bu ilin etkili ve yetkilileri konuyla ilgili en azından önlem alacaklardır ve insanların yaşam hakları, en önemli konu olan yaşam haklarına sahip çıkacaklardır. Yoksa insanların suyunu kesmek, bilmem ne yapmak yeni bir şey değil. Bu epeydir var. Ve Birhan'la Tuğba'ya yapmadıkları kalmadı. Ben bunların haberiyle ödül aldım. Alakır haberiyle ödül aldım ben. Çünkü hakikaten bir gidip görseydiniz o zaman, ta kaç yıl oldu? O zamanki Alakır'ın yerinde şimdi yerler esiyor, hiç yok. Alakır yok. Ne insan hikayeleri var oralarda, ne değirmenler varmış, değirmenciler varmış, karakola götürülürken kalp krizinden ölen. Orada ne hikayeler gizli, ne hikayeler saklı. Ama bizim Antalya'daki gazetecilik anlayışımız şudur: ye, iç, eğlen, gül, copy paste. Yani kopyala yapıştır. Bizdeki gazetecilikte bu olduğu için. Şu fotoğraf, bakın bugün arkadaşlar bir kez daha ekrana getirir misiniz bu Körfez'deki fotoğrafı? Bu fotoğraf üçüncü gündür bugün medyada, sosyal medyada üçüncü gündür. Bugün daha gazetelerimize bugün düştü. Bakın üç gündür sosyal medyada var bu fotoğraf. Dün ben verecektim bu fotoğrafı. Dün paylaşacaktım. Fakat dün programından 15 dakika kesmişim. Benim haberim yoktu. Vallahi yok. Hani elektriği keserler ya haberiniz olmadan zırt diye gider. Aynen öyle olmuştu. İşte o yüzden dün ben bunu sizinle paylaşamamıştım. Bugün paylaştım diyelim. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra yine birlikte olacağız. Arkadaşlar saat 9 dediniz. Ara yok mu? Yönetmenler sanki uzaya şey fırlatıyorlar. Nedir o uzay aracı? 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar altı üstü benim canlı, yani ekrana geliyorum. Ya, o kadar önemli biri değilimdir ya. Vallahi değilim. Neyse bu arada kendini önemseyen herkese buradan selam olsun. Evet nerede kalmıştık?
Doğa çok önemlidir arkadaşlar. Doğayı sevin, doğayı koruyun. Ağaçları kesin mi diyorlardı? Yok, kesmeyin. Ağaçları kesmeyin. Amana. Sizlerden gelenlere bir bakalım neler varmış. Bu arada çaylarınızı yudumluyorsunuz değil mi? Siz orada çay yudumlarken ben burada çaysız kalayım diye düşünüyorsunuz he? Çayım var. Gülten Duman günaydın demiş. Günay Fırat, hepimiz haddimizi bilelim diye insan hakları sınırlarımız çizilmiştir. Vatana millete hayırlı olsun, gün aysın inşallah demiş, bir fotoğraf paylaşmış. Evet, Nurettin Leman Ötkü diyor ki günaydın. Tutum yatırım ve Türk malları haftası, o eskidendi. Şimdi Türk mallarının hepsi ithal malı ve de çoğu da ucuz mallar. Bangladeş bağımsızlığına kavuşmasının 46. yılı. Ve en önemlisi Antalya Spor Başkanı'nın istifasının ikinci günü. Antalya Spor'a bir başkan geldi. Ayağının tozuyla, babasının parasıyla geldi. Babası pahalı bir oyuncak aldı ona. Geldi, epey bir zaman oynadı. Şimdi bizde sabır çekerler, tesbih. Tesbih sabır çekerler. Ben de sağ olsun sevgili Güven bana bir tesbih hediye etti. Güven Başkurt. Buna da buradan teşekkür edeyim. Sabır çekiyorum ben. Antalya Spor taraftarları bile, ben onlar kadar sabır çekemiyorum. Ben onlar kadar sabır çekemiyorum. Gerçekten Antalya Spor'u aha böyle tesbihe dizer gibi dizdiler. Ne yazık ki. O başkan. Niye? Babası çocukluğundan beri ona pahalı oyuncaklar almayı seviyordu. En sonunda pahalı bir Antalya Spor oyuncağı aldı ona. Ve o da oynadı. Artık ondan bıktı. Yeni bir oyuncak lazım ona. Ona bir başka oyuncak alacaklar şimdi. Ve Antalya Spor oyuncağını attı bir kenara, fırlattı gitti. Diyelim ve devam edelim. Evet. Fatma Kaya diyor ki o bölgede 600 metrekare Süleyman Şah Türbesi'ne sahip çıkamadık. Şimdi Kudüs'e mi sahip çıkacağız? Ne olacak? Kudüs'te türbe gibi oradan oraya mı taşıyacağız? Yoksa yeni bir mülteci akımı için kamp mı açacağız? Demiş. Farklı bakış. Şakir İbrahimoğlu günaydın, hayırlı işler demiş. Fatma Kaya devam etmiş ondan sonra. Diyor ki insan hakları gününde 2,5 yaşındaki bebeğin sağlık hakkı elinden alınırken doğa savaşçılarının su hakkı elinden alınması bu ülkede sadece gazetede manşet haberi olarak kalır. Ondan öteye duyarlılık beklemek çok anlamsız. Adriana Lima değiller ki günlerce haber konusu olsunlar. Ama Adriana Lima ne dedi? Artık soyulmayacağım dedi ve Serdar kafayı yedi. Bizim Serdar kafayı yedi. Aha böyle vuruyordu dün. Böyle nasıl olur diye. Adriana daha çok dikkatini çekiyor bizim Serdar'ın. Bizim Serdar'a Alakır'ı sorayım diyeyim ki Alakır nerede abi, orada bir yerdedir ama Adriana Lima'yı tanır. Değil mi? Evet, tanıyor. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Kaş Kalkan otobanı davası, bunu konuşmuştuk. Körfez'den bir iki tane daha bakıyorum. Olka balıkçıları Antalya'da yarıştığı haberi var. Kemer 6 ilde tanıtılacakmış. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Ketop Başkanı Şener Güler ve ilçedeki turizmciler 6 kente çeşitli ziyaretler yaparak Kemer'i tanıtacak. Başkan Gül, ilçemizdeki iç turizmi canlandırmak için 5500 kilometre yol yapacağız demiş. İbradi Kestanesi Görücü'ye çıkmış. Dikenlidir ha, dikkat. Devam edelim. Hürriyet Akdeniz'deyiz. Takım için sustum demiş. Takım için susmuş. Kim susmuş takım için? Antalya Spor Kulübü Başkanı, eski başkanı. Çünkü istifa etti, artık eski oldu. Antalya Spor Kulübü eski başkanı Ali Şafak Öztürk yaptığı yazılı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında borç vurgusu yapan Öztürk, borçları yapılandırdım, ödenebilir hale getirdim. Ay koçum, gider ayak, ay işte bu bak. Gördünüz mü? Yapılandırdım. Tek başına yönetim yok. Yapılandırdık yok. İşte Antalya'nın kaybediş nedeni. Antalya Spor'un değil. Komple Antalya'nın kaybediş nedeni. Bak dikkat ettiniz mi? Borçları yapılandırdım. Bitti. Siz kimsiniz yönetim kurulu? Kaç kişilerdi yönetim kurulu? Her neyse. Antalya Spor Derneği her neyse. Hadi hepiniz bir tarafa, ben borçları yapılandırdım. İşte bu. Pahalı oyuncak alırsa bir çocuğa babası böyle oluyor. Ve Antalya'nın kaybetme nedeni işte bu tekilcilik. Ben.
Ben varsam her şey var arkadaş. Ben yoksam hiçbir şey yok. İşte bu. Tebrik ediyorum. Bugüne kadar Ali Şafak Öztürk için yapmış olduğum bütün eleştirileri geri alıyorum. Ali Şafak Öztürk, senden çok çok özür diliyorum. Gerçekten biz senin bir yönetim kurulu başkanı olduğunu düşünüyorduk ben şahsen. Ama tek başına bir orduymuşsun, özür diliyorum senden. Haddime değilmiş bugüne kadar, eşekliğime ver. Bugüne kadarki olan bütün eleştirilerimi hakikaten cahilliğime ver. Çobanlığıma ver, eşekliğime ver. Ha böyle bir şey var mı ya? Yapılandırdım. İşte Antalya bu. Kızmayın. Ve istediğiniz kadar da kızın. Ben yaptım oldu. Ben böyle ettim. Ben olmasam olmaz. Ben varım. Arkadaşlar mezarlıklardan bir geçin. Mezarlıklardan o taşlara bir bakın. O mezarlık taşlarında neler neler var. Ne vazgeçilmezler var. Tebrik ediyorum Ali Şafak Öztürk'ü. Öztürk konuşmaya şöyle devam etmiş. Ne var ki oluşturulan koşullar 15 Kasım günü çok sevdiğim. Antalya Spor'dan Antalya Spor Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılmam gerekti. Karar sonrası bazı olaylar fikrimden vazgeçtiğim algısı uyandırmış olabilir, ancak kararım kesindi. Sessizliğimi korumam, biliniz ki Antalya Spor'un menfaatleri. Ya konuşsan ne olacak ya? Allah'ını seversen bir konuşsan ne olacak? Tamam param var, eyvallah. Hani paran kadar konuşsa eyvallah. Bak sustum. Hakikaten cebimdeki 3-5 temizden başka bir şey yok. Paran kadar konuşsa saygı duyarım. Çünkü senin paran benim paramı. Defalarca döver. Defalarca döver. Ve hemen Türel devreye girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Spor'da seçimli genel kurul kararı alınması ve Başkan Ali Şafak Öztürk'ün görevi bırakmasının ardından net konuştu. Menderes Türel, kulübümüz hiçbir zaman sahipsiz kalmamıştır. Bundan sonra da kalmayacaktır. Endişe edecek bir şey yoktur. Gereken yapılacaktır. Bu da geçici bir dönem demiş. Evet Gültekin Gencer, seni gerçekten saygıyla anıyorum. Önünde eğiliyorum Gültekin Gencer. Billahi vallahi. En zor durumlarda bile bu takımı yalnız ve sahipsiz bırakmadın. Ve Gültekin Gencer bu takımı düşürdü, bu takımı çıkardı. Dedi ki buyurun alın ondan sonra. Tabii orada kimler niye bıraktırdı o da var. Yaşam azmiyle örnek oluyor diye bilime olan ilgisi iki eli ve bir gözüne mal olan 17 yaşındaki Altuğ Özışık, TÜBİTAK'ta uzman olan babasının da desteğiyle robotik protez modellemeye başladı, haberi var. Hürriyet'e konuşan baba Tuncay Özışık şunları anlattı. Altuğ robotik protezlerle ilgili çok detaylı çalışmalara başladı. Şu ana kadar birkaç model üretti. Bu modelleri geliştirme aşamasında belki de kendi ellerini üretecek demiş. İşte bu bir başarı öyküsüdür ve bu çocuğumuza başarılar diliyoruz. Sabah Akdeniz'de Öztürk gitti haberi var ama asıl şey burada. Murat Paşa'da olaylı ihale. Seçim öncesi tapu sözü veren CHP'li Murat Paşa belediyesi evlerinin bulunduğu arazi ihaleye çıkarınca vatandaş isyan etti. Bir kez daha üstüne basa basa okuyorum. Bak basa basa. Sabah Akdeniz. Seçim öncesi tapu sözü veren CHP'li Murat Paşa Belediyesi. CHP'li Murat Paşa Belediyesi. Ah benim güzel sabahçı kardeşlerim. Ah benim güzel sabahçı kardeşlerim. Ne olursunuz bütünün aynı duyarlılıkta yaklaşsanız. Yani Murat Paşa Belediyesi CHP'li olunca seçim öncesi verdiği sözleri tutmadı mıydı manşet? Eyvallah. Böyle bir şey var ve olay ve haber. Diğerleri? Dayı kızıyor ya da abi değil mi? Abi hafiften kulak çeker. FETÖ'cülere ceza yağdığı haberi var. FETÖ ile ilgili Türkiye'de ilk çatı davasına karar çıktı. Isparta İl İmamı Demirhan'a 92 yıl, eski rektör İbicioğlu'na 27 yıl hapis cezası verildi. Bu İbicioğlu'nu biz gazetede yazdığımız zaman İbicioğlu'na Hoca Efendi'nin adamlarına yazıyorsunuz diyenler bugün ellerinde demokrasi şeysiyle geziyorlar. Ah gidi zamana. Milliyet Akdeniz zor ihale yine kavga. Ermenek Mahallesi'nde yaşanan mülkiyet kargaşasını gidermek için yapılan ihalede vatandaşlar polis ve zabıta görevlileri arasında arbede yaşandı. Bunu haberi izlemişsinizdir. Ve gerçekten orada yıllardır o
yerde oturanlarla dışarıdan gelenler arasında bir problem var. Yani belediye orada direkt birinci şey değil. Yani belediye ile oturanlar arasında tartışma çıkmıyor. İhaleye katılmayak isteyenlerle orada oturanlar arasında problem çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Efsane Park büyüyor diyor. Antalya'da Türkiye'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı olan şeydeki Kadıköy'deki park büyüyormuş. Büyülüyormuş bir de. Önümüzde Bakan Eroğlu açıklamış, önümüzdeki 50 yıl su sorunumuz yok demiş. Başkan Öztürk bıraktı, haberi burada var. Eski kaymakam tutuklandı, Alanya kaymakamı tutuklandı, burada var. Matso Başkanı Bostaş yerli muza destek istedi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde giderek artan muz yatırımları konusunda dikkati çekmek için Manavgat'ta muz üretimi ve destekleri konulu panel düzenlendi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Matso Başkanı Ahmet Bostaş ülke olarak yaklaşık 300 bin ton muz üretip 300 bin tonu da ithal ediyoruz. İthalatta %145 gümrük vergisi var. Devletimiz tarafından uygulanan gümrük vergisi kaldırmayarak yatırımcının desteklenmesi gerekmektedir dedi. Diye bir haber var. Evet, son 4,5 dakikaya girmişiz. Gazete 1, baba yiğit adam. İkisi de başkan. Biri basıp gitti, diğeri can feda dedi. Süper Lig ekiplerinden temsilcilerimiz, gazete 1'deyim arkadaşlar. Temsilcimiz Antalya Spor'da beklenen son gerçekleşti. Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk görevinden istifa ettiğini belirtirken başkan Menderes Türel'den jet yanıt geldi. Antalya Spor sahipsiz değildir. Bundan sonra da kalmayacaktır. Endişe edilecek bir şey yok demiş. Baba yiğit adam demiş. İkisi de başkan, biri basıp gitti, diğeri can feda dedi. Gazete 1'in Ali Şafak Öztürk'ün geldiği dönemlerdeki yazılarını bir gözden geçirmesini isterim. İhalede arbede haberi var. Manşet gazetesinde en ucuz su Antalya'da haberi de var. Antalya gündemde, Almanlar yine zirvede diye bir haber var. Geçtiğimiz yıl ile bu yıl Kasım ayı verilerine göre birinci sırada yer alan Almanya'da 16 bin, Allah Allah. Yani gelen turist sayısında habere giriş farklı olduğu için. Evet, Yeni Yüzyıl gazetesi. Alakır'da susuz 63 gün. Beni unutun demiş Antalya Spor Kulüp Başkanı Hasan Yavaşlar'ın haberi Spor'da. Mülkiyet savaşları demiş, savaşı demiş. Ermenek Mahallesi'ndeki mülkiyet sorunu konusu. Dostluk örnek oldu diyor Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından düzenlenen 8. Alanya Uluslararası Noel Pazarı. Dünyadaki çatışmalara rağmen bir kez daha hoşgörü ve dostluğa sahne oldu. Gerçekten güzel bir şeydi. İbradı Kestanesi görücüye çıktı. İleri gazetesinde Antalya Spor sahipsiz değildir haberi var. Ali Şafak Öztürk görevinden ayrıldı haberi var. Büyükşehir personeline Avrupa Birliği projesi hazırlama, eğitimi, suya fiyat ayarlaması yapıldı haberleri yine burada var. Son Haber gazetesinde Antalya'nın içme suyu sıkıntısı yok demiş Sayın Bakan. Bakan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ben de diyorum 7-8 yıl içerisinde Antalya susuzluğa var mı yok mu görürüz. Hürses gazetesinde Salı sohbetlerinin 101. konuğu CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep Tokgöz'müş. Recep Tokgöz'ü birçoğunuz tanırsınız. Antalya'nın deneyesiyle oynuyorlar demiş. Allah Allah. Evet, Öztürk istifa etti haberi burada da var. Yine Ermenek arbede demiş. Burada yine o da var. Evet, şimdi size bir kendimizden bir haber ekrana getireceğim. Zamanım daha az kaldı ama. Evet, bizim kanal ve ekranlarında benim programımdan sonra şimdi yeni bir program başladı. Sanattan modaya, magazinden kültüre kadar birçok konunun bulunduğu Biz Bize programı haftada 3 gün pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ekranda olacak. Ben de Biz Bize programına bizden biri olarak başarılar diliyorum ve o haberi ekrana getiriyorum ve uzun soluklu bir program diliyorum diyeyim ve haberi izleyelim. Kanal ve ekranlarında artık yeni bir program başladı. Ayrı bir heyecan yaşıyoruz çünkü Biz Bize'de sevgili Hasan Polenberg Baskın ve Aslı Bolat'ın sunmuş olduğu
cıvıl cıvıl eğlenceli, sağlık, moda, güzellik, her şey, yemek, her şeyi içeren program başladı. Programın yapımcılığını üstlenen Hasan Polenberg, Baskın ve Aslı Bolat'ın sunumuyla ekranlarda yer alan Biz Bize, bundan sonra hafta içi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri evinizin yeni misafiri. Valla birçok şey var, moda var, magazin var, sanat var, kültür var, daha neler var Berk? Aslında A'dan Z'ye, hayatımıza dair, yaşamımıza dair ne hissediyorsak, ne yaşıyorsak bunların hepsini ekranlarımızda, kanal ve ekranlarında, Biz Bize programında izleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Enerjileri ve mizahi yönleriyle izleyenleri hem güldüren hem bilgilendiren programda tabii ki ilk gün heyecanı vardı. 3, 2, 1... Son dakikaların sayılmasının ardından da yayın odasında program müdürü Arzu Saygın programı koordine etti. Heyecanlıyız. Şu anda da gördüğünüz gibi yakından takip ediyoruz. İnşallah izleyicilerimize dolu dolu bir program yaşatacağız. Pazartesi, çarşamba, cumaları saat 10'da izleyicilerimizi bekliyoruz. Her programı olduğu gibi. Yaş sınırının olmadığı programda cinsiyet ayrımı olmaksızın da izleyici kitlesi sınırsız. Aslında hani belli bir yaş grubu değil, sadece hanımlar değil, sadece beyler değil. A'dan Z'ye tüm konuları olduğu için 7'den 70'e herkese hitap eden bir program. İzleyicilerimizi biraz da bilgilendirmek adına yapılan bir program. Ama eğlence de var bu programın içinde. Hem bilgilendiriyoruz, doktorlarımız gelecek, avukatlarımız gelecek, birçok konuk yer alacak. Hem bilgilendireceğiz, hem eğleneceğiz. Onların hayatlarına biraz da girmiş olacağız yani. Bazen de hem güleceğiz, hem ağlayacağız. Kısacası tüm duyguları Biz Bize de yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağız. Bol konuklarıyla sağlıktan eğlenceye kadar konuların konuşulduğu programda renkli görüntüler oluştu. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Evet, yeni bir program Biz Bize. Biz Bize de işte anlattı arkadaşlarımız da güzel şeyler olacağına inanıyorum. İsa Akbulut diyor ki Muratpaşa Belediye Başkanı seçim öncesi tapu verme vaadinde bulunmadı. Mahalleliye birlikte bir çözüm bulmaya çalışacağız. Elimden geleni yapacağım dedi. Ve akabinde yapılan genel seçimlerde Antalya'dan seçilen milletvekillerini Ermeni'nin tapu sorunuyla ilgili toplantıya davet etti. Muhalefet milletvekilleri hep katıldı. AKP bırak vekilleri ilçe başkanı düzeyinde bile toplantıya katılmadı. Çözüm için kim çaba göstermiş? Ermeni halkı iyi biliyor diye bir yorum yazmış. Ve biz de programın sonuna geldik değil mi arkadaşlar? Geldik. Evet, malumunuz daha önceki programımız bizim 10-15 kanala kadar devam ediyordu ama yeni alınan bir yönetim kararıyla bundan sonra saat 7.30-9.30 arasında sizlerle birlikte olacağız. Programımız devam edecek. Bugünlük programda bize ayrılan süre burada sona eriyor. Yarın sabah yeniden sizlerle birlikte olmak, hayatı paylaşmak, hayatın güzelliklerine ve değişik pencerelerinden merhaba demek için sizlerle birlikte olmaya yine gayret göstereceğiz, çaba göstereceğiz. Yapımda ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına, Kanal V ailesi adına bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Unutmayın, yarın sabah yine saat 7.30'da Ali Orhan ile Antalya Gündemi, yani Özgürlüklerin programında birlikte olmak dileğiyle. Hadi hoşça kalın demeyeceğim. Düşünerek kalın, Kanal V'de kalın. Aydınlık günleriniz, umutlu yarınlarınız olsun.